kuvvetleri sevk etse Demirel mi engellerdi? Bu konuda yapılacak bir şey var mıydı hocam? Evet. Teşekkür ederim sorunuzdan dolayı. Sayın Mansur Batur'a Allah rahmet etsin. Kendisi Hava Kuvvetleri Kumandanımızdı. Bizim Milli Nizam Partimizi kapattırmak için eline gelen gayreti göstermiş idi. Kendisi itiraf etmiştir. Gel zaman git zaman Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Çıktı geldi bendenize 1979'da Cumhurbaşkanı seçiminde. Dedi ki ben askerim. Cumhurbaşkanı adayı gösterdim partim tarafından. Size şimdi geldim. Önce bir prensip suali soracağım. Ben sizin partinizi kapattım. Sizin bana oy vermek hususunda bir prensip kararınız varsa vaktinizi işgal etmeyeyim. Eğer yoksa bir asker olarak görevini tam yapmayı şiar edinmişimdir. Sizin de oyunuzu almak için randevu rica edeceğim, geleceğim, kendimi tanıtacağım ve oyunuzu isteyeceğim. Böyle bir prensip kararınız var mı yok mu? Kendisine böyle bir prensip kararımız yok. Size biz oy verebiliriz. Ancak oy vermemizin şartları vardır. Bunun için sizinle görüşmemiz lazım. Paşam 3 seans konuşmamız lazım dedim. 2'şer saatten, birer hafta arayla. Her biri çünkü hazmedilmedi. Bizim partimiz 3 hafta sürecek. Seçime var da. Bizim parti genel merkezimiz Çankaya'daydı. Karşımızda özel konuşmalar için bir dairemiz vardı. Bu dairede buluşalım, rahat bir şekilde konuşalım dedim. Hay hay başlığını dedi. Söylenen saatte geldi. Kendisiyle iki saat bir konuşma yaptık. Çok teşekkür etti. Şimdi ikinci konuşmayı bir hafta sonra yapacağız. Bir hafta sonra yapmak üzere geldi. 2 saat daha konuştuk. Bu sefer daha çok teşekkür etti. 3. konuşmayı da yaptık. Bu sefer bir sözün teşekkür etti. Ve 3. konuşma biterken dedi ki önce bir söz rica edeceğim. Ben size niye geldim? Bana prensip olarak oy verebilir misiniz? Bunu öğrenmek için geldim. Şimdi sualimi geri alıyorum. Oy verin verin hiç mühim değil benim için. Şu 3 haftada sizden dinlediklerim var ya, bu vatan sevgisi, bu millet sevgisi, bunlar hususunda ben canımı veririm. Size asker sözü veriyorum. Bana oy verseniz de vermeseniz de, Cumhurbaşkanı seçilsem seçilmesem de, köy köy dolaşıp şu duyduklarımı millete anlatmaya vazife sayacağım. Dedi. Ben kendisiyle 6 saat ne konuştum? Bu ayrı bir toplantı mevzudur. Fakat kendisi arkadan bu sözü vermiştir. Ve bunun üzerine fevkalade memnun olarak her noktada mutabık olmak üzere ayrılmıştır. Ayrıldıktan sonra bir müddet sonra tekrar geldi. Dedi ki kusura bakmayın tekrar rahatsız ediyorum. Çünkü ben 219 oy almam lazım. 212 alıyorum, 219'a çıkmıyor. Biliyorum ki siz bana oy veriyorsunuz. Ancak benim partimde bazı kimseler, efendim Selamet Partisi sana oy vermiyor. Biz veriyoruz diyorlar. Ben bunların doğru konuşmalarını ortaya çıkartmak için bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Masanın üzerinden bir kağıt aldım. Dedim ki Sayın Paşam, bak nasıl yazıyorum. Tamamen sol tarafa yatık olmak üzere Muhsin Batur. Siz hiç böyle yazı gördünüz mü? Görmediniz. Şimdi bizim arkadaşlarımız böyle oy verecek size. Siz sandık kuruluna bir üye koyacaksınız. Oylar açıldığı zaman bakacak. Bizim adedimiz kadar bu şekilde oy çıkacak. Bunu götüreceksiniz, arkadaşlarınıza göstereceksiniz. Bak ben Sayın Erbakan'la konuştum. Bana böyle söyledi. Söyledik adı oy çıkıyor. Demek ki onların bana oy verdikleri sabit. Siz vermiyorsunuz. Siz ben aday gösterdiğiniz halde oy vermiyorsunuz diye. Kendilerine çıkışma fırsatı bulacağını dolayı son derece sevindi. Nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Gitti, koydu nöbetçiyi. O kadar oy çıktı.
arkadaşlarıyla kavga etti. Cumhurbaşkanı seçimi yapılamadı. Şimdi Muhsin Basri Paşa önce bizim partimizi kapatıyor. Sonra diyor ki sizin bana bu anlattıklarınızı köy köy anlatmayı ben bir vatani vazife sayıyorum diyor. Milli Birlik Komitesi üyeleri, asker arkadaşlarımız bizi MTB'de bitiremezler. Çünkü yakın temas ettikleri zaman bizim samimiyetimizi, vatan sevgimizi görmüş ve hayran kalmışlardır. Aynı metodu ben 28 Şubat'ta da uygulamak üzere harekete geçtim. Sayın Genelkurmay Başkanı'na dedim ki Kurmay Başkanım böyle yarım saatlik, bir saatlik iş mevzuları arasında biz temel mevzular sizinle konuşamıyoruz. Sizinle beraber tıpkı Mahsun Basır'da yaptığımız gibi 3 seans konuşma yapmamız lazım. Bu seanslardan birincisini yaptık. Diğerlerine hükümetin ömrü vefa etmedi. Ve son derece memnun kaldı. Çünkü fevkalade inanç, fevkalade temiz bir insandı. Karadayı. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bana geçen de böyle bir basın toplantısında efendim 28 Şubat'ta yapan Cunta'nın cezalandırmasını ister misiniz dediler. Ben ne dedim bilmem kulağınıza geldi mi? Hayır, cezalandırmaları yerine ben onların eğitilmelerini isterim dedim. Yani teşebbüs yaptınız mı diyorsunuz ya, teşebbüs yaptım. Onlara Türkiye'nin ve dünya meselelerini etraflı bir şekilde anlatmak üzere harekete geçtim. Fakat dediğim gibi hükümetin ömrü yetişmedi. Yoksa bunları anlatsaydık bütün hepsi çelik gibi bizim etrafımızda kenetlenecekler idi. Çünkü bizim milli görüş demek milletin kendisi demektir. Aslı demektir. Vatanın birliği, bütünlüğü demektir. Bunu dinleyip anlayan insanın milli görüşü olmaması mümkün değildir. Bunların hepsini denedik. Fakat söylediğim gibi